Dünyanın en büyük, en uzun ağaçlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Yaşadıkları binlerce yıllık hayatlarında dünyanın türlü haline şahitlik eden bu devasa ağaçlar, yerel ve ulusal kurumlarca koruma altına alınmışlardır. Dünyanın dört bir yanında resmi kayıtlara geçmiş bu büyük ağaçlara girin, vakit kaybetmeden geçelim. Bir, Butan Selvisi. Dünyanın en uzun ağaçlarından bahsedeceğimiz videomuza Butan Selvisi ya da diğer ismi Kaşmir Selvisi ile başlıyoruz. Butan Selvisi, adından da anlaşılacağı üzere Butan'a özgü, yaprak dökmeyen kozalaklı bir ağaç türüdür. Genelde bahçelerde, hatta evlerin içlerinde yetiştirilebilen selviler genellikle 15 metreye kadar uzayabilirler. Ancak vahşi ve doğru koşullarda bu yüksekliğin de 3 katına kadar büyüdükleri biliniyor. Şu anda Himalayalarda yetişen Butan Selvisi'nin 95 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilmektedir. Ama nerede olduğu gizli tutuluyor. Mavi yeşil skalasında renklere sahip olan bu ağaçlar, yerel talepler sebebiyle giderek daha nadir hale geliyorlar. Bu ağaçlar Butan'da ayrıca derin dini bir öneme sahiptir. Bu yüzden ulusal bir simge haline gelen Butan Selvisi, Budist tapınaklara ve diğer manastırların bahçesine dikilmektedir. 2. Chewat Giant. Sırada dünyanın ikinci, Kanada'nınsa en büyük ağacı Chewat Giant'ta. Bu büyük ağaç, boylu mazı türünde bir ağaç. Boylu mazı ise Kuzey Amerika'nın Pasifik Okyanusu kıyılarına özgü, yaklaşık 60 metreye değin büyüyebilen değerli bir orman ağacıdır. Chewat Giant adındaki bu dev ağaç ise Kanada'nın Chewat Gölü'nde yer almaktadır. Bu dev ağacın çevresinde kalan her şey cüce gibi kalıyor. İlk kez 1988 yılında keşfedilen ağaç, günümüzde 55 metre uzunluğunda 6 metre çapındadır. Ağacın sahip olduğu ahşap, 450 tane telefon direğine yetecek miktardadır. Ancak bu dev ağaç, neyse ki hiçbir zaman bu amaç için kullanılmamıştır. Çünkü yıllar önce bu dev ağacın bulunduğu bölge koruma altına alınmıştır. 3. Hyperion. Sırada dünyanın en uzun ağacı var. Dünyanın en uzun ağacı, Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Redwood Ulusal Parkı'nda bulunan Sequoia sempervirens türündeki ağaç olarak biliniyor. Ağustos 2006'da keşfedilen ağacın boyu 115 metre 55 santimetre. Sequoia türündeki bu ağaç neredeyse 40 katlı bir bina yüksekliğinde. İki doğasever Chris Atkins ve Michael Taylor tarafından keşfedilen bu ağacın rekoru National Geographic tarafından da görüntülenmiş. Ağacın ne kadar yüksek olduğunun anlaşılması için birkaç karşılaştırma yapılıyor. New York'taki Özgürlük heykeli 93.1 metre uzunluğundayken Londra'daki Big Ben'in uzunluğu ise 96 metre. Uzmanlar Hyperion ismi verilen bu ağacın 600 yaşlarında, yani henüz genç olduğunu belirtirken, bu yaşın insanda 20'li yaşlara tekabül ettiğini ifade ediyor. 4. Centurion. Centurion adındaki bu ağaç ise Avustralya'nın en büyük ağacıdır. Okaliptüs sınıfındaki devasa ağaç Tazmanya'da da vardır ve buradaki yüksekliği 99 metreden fazladır. Bu ağaç aynı zamanda dünyanın en yüksek geniş yapraklı ağacıdır. Ağaca Centurion adıysa ağacın yüksekliğinden değil, kaydedilen 100. devasa ağaç olduğundan verilmiştir. Bu dev ağacın yakınlarındaki ağaçlarsa ya kesilmiş ya da çıkan yangınlar sonucu zarar görmüşlerdir. 2019 yılındaysa çıkan yangın ağaçta yeni bir oyuk meydana getirmiş. Ama yangına rağmen Centurion ayakta kalmayı başarmış ve hala büyümeye devam ediyor. Kazara zarar görmesini engellemek içinse ağaca erişim sınırlandırılmıştır. 5. Dorner Fir. Amerika Oregon eyaletinin güneybatısındaki Dorner Fir isimli ağacın uzunluğu tam olarak 330 feet, yani 100 metre. Özel koruma altındaki ağacın 450-500 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Tırmanmak için profesyonel lisansa sahip olunması gereken bu ağaca tırmanmak da oldukça zor bir iş. Çünkü özel alet ve donanımla bile ağacın en üstüne tırmanmak saatler sürüyor. Aslında o bölgedeki birçok ağaç bazı sebeplerden dolayı kesilmiş. İlk kez 1989 yılında keşfedilen bu ağaç ise kesilmekten bir şekilde kurtulmuş ve önceden de söylediğimiz gibi koruma altında. 6. Wisteria.
Wistaria, dünyanın en çok talep gören bitkilerinden biridir. Çin, Kore, Japonya ve Amerika'nın bir kısmına özgü olan bu güzel bitki, normalde evlerin arka bahçelerinde tüm duvarları kaplarlar. Eğer doğru şekilde bakılırlarsa, Wistaria muazzam hale gelebilir. Dünyanın en büyük ve en muhteşem Wistaria ağaçlarından biri ise Japonya'da Ashikaga Çiçek Parkı'nda bulunmaktadır. 144 yaşında olan ağaç, tek başına yarım dönümlük bir alanı kaplıyor. Ağaçtan sarkan çiçekler o kadar büyüyor ve ağırlaşıyormuş ki dengede kalması için ağacın dallarına çelik direkler yerleştiriliyormuş. Güneş ışığının Wistaria ağacı ve dallarına yansıması ise ortaya muhteşem bir manzara çıkarıyor. Tüm bu güzellik ise burayı dünyanın en popüler botanik cazibe merkezlerinden biri yapıyor. Peki kimler bu muhteşem güzelliğe canlı bir şekilde şahit olmak ister? 7. Nemina logoreal mina. Telaffuzu biraz zor olan sıradaki ağaç ise 90 metrelik uzunluğuyla dünyanın bilinen en uzun mavi okalüptüs ağacıdır. Havadan da çekilen görüntülerden görebileceğiniz gibi bu ağaç tamamen yok edilen orman alanlarına tehlikeli kabul edilebilecek kadar yakındır. Neyse ki yerel hükümet 84 metreden uzun ağaçları koruma altına almıştır. Ancak yerel halk bölgedeki ağaçların bazı sebeplerden dolayı kesilmesi yüzünden yerel hükümete güvenmiyor. Ayrıca ağacın yerel dildeki ismi ise anne ve kız anlamına geliyor. Peki siz şu ana kadar böylesine büyük bir ağaç görmüş müydünüz? Sekiz, Tane Mahuta. Sırada Yeni Zelanda'nın kuzeyinde yer alan yağmur ormanlarının içinde gizlenmiş, sadece büyük değil, aynı zamanda yerel topluluk için derin manevi öneme sahip olan bir ağaç var. Tane Mahuta adındaki bu ağaç, ismini Maori ormanlarının tanrısından almıştır ve dünyanın en büyük kauri ağacıdır. 51 metre yüksekliğindeki bu önemli ağacı görebilmek için kilometrelerce uzaklardan insanlar bölgeye akın ediyor. Birçoğu manevi değeri yüksek olan bu ağacı görür görmez ağlamaya başlıyorlar. Ancak bu büyük ağacı bekleyen büyük bir tehlike var. O da bölgede ağaçlara zarar veren bir hastalığın hızlı bir şekilde yayılıyor olması. Bu yüzden Tane Mahuta için riskleri önlemek amacıyla orman ziyaretçileri ayakkabılarını çıkarmalı ve kıyafetlerinde toprak olmamalıdır. Ayrıca bu dev ağaca giden özel bir yürüyüş yolu da inşa edilmiştir. 9. Sirvim. Sirvim adındaki bu ağaçsa Manna zamku olarak bilinen Eucalyptus viminalis ağacının en uzun ağacıdır. Bu devasa uzunluktaki ağaç Tazmanya'daki Evercreech ormanında bulunmaktadır. 91 metre uzunluğundaki bu ağaç görenleri hayrete düşürüyor. Keşfedildiklerinde küçük bir grup olan bu ağaçların sayıları 1930'lu ve 40'lı yıllarda azalmaya başlamış. Bu azalmanın sebebi ise ağaçların kesilip fabrikalarda kullanılmasıdır. 1970'li yıllardaysa ağaçlar koruma altına alınmış. Sirvim adındaki bu dev ağaç görmek isteyenlerin sayısı da çok fazla. İnsanların yüksek talepleri sonrası orman yönetimi ağaca giden özel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Ayrıca ağacı ziyaretçilerden korumak için kök kısmına özel bir platform inşa edilmiş. 10. Yılbaşı ağacı. Dünya genelinde birçok insanın arka bahçesinde birbirinden farklı ağaç varken dünyada her yıl milyonlarca insanı birleştiren bir ağaç türü var. O da Noel ağacı. Bu Noel ağacı alışık olduğumuz tüm ağaçlardan çok farklı. Arjantin Rio de Janeiro'da bulunan Lagoa Noel ağacı dünyanın en büyük Noel ağacı olma özelliğini taşıyor. 84 metre yüksekliğinde 2,5 ton ağırlığındaki ağaç şehrin yılbaşı kutlamalarının merkezini oluşturuyor. Her yıl Aralık ayında Körfez'de yerini alıyor ve onu çevreleyen havai fişek gösterileriyle gerçekten görülmesi gereken bir manzara oluşturuyor. Dünyanın en uzun ve en büyük ağaçlarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu devasa ağaçlardan en çok hangisi sizi şaşırttı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.